Sevgili Mavi Kadın izleyicileri, bugün 14 Ekim Güneş tutulmasından bahsediyor olacağız. Güneş tutulmalarını hatırlayalım öncelikle. Tutulmalar 1,5 yıllık döngüleri başlatırlar. O yüzden de önümüzdeki 1,5 sene boyunca konunuzun bu bahsedeceğim konu olacağını bilmekte fayda var. Tutulmanın içerisinde Merkür var. O yüzden bol iletişim, bol anlaşma, bol sözleşme olacak. Güneş tutulması olduğu için bol anlaşmalar ve yeni başlangıçları da gösterecek yine bize. Gökyüzünde o günlerde Mars-Satürn arasındaki açı bizi desteklerken, yani destekleyecek güç bulurken ya da belki destekleyecek insanları kolay bulmamızı sağlarken Plüto karesi de biraz öfke, biraz gerginlik, biraz da hırs yapabilir. O yüzden aşırı hırstan uzak durmakta fayda var. Hadi burçlara ve yükselen burçlara göre etkisinden bahsedelim. Sevgili koçlar ve yükselen koçlar, sevgili koçlar, ilişki evinizde gerçekleşecek bu tutulma. Yani önümüzdeki 1,5 sene boyunca ilişkiler gündeminiz olacak. Yalnız olanlar eş bulma konusunda daha şanslı olabilirler. İlişkisi olanlar karar veriyor olabilirler. Bu anlamda oldukça güzel bir tutulma serisi. Gökyüzünün o günkü hareketlerine baktığımızda çevreden destek alabileceğiniz, belki davalarınız varsa, yatırımla ilgili işleriniz varsa onlarla ilgili çözümler üretebileceğiniz bir dönem. Ama aynı zamanda kariyerle ilgili bazı krizlerle karşılaşabilirsiniz. Ona dikkat. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar, sevgili boğalar, bu tutulma serisi sizin günlük rutinlerinizi değiştirecek. İşinizi değiştirebilirsiniz, yardımcınızı değiştirebilirsiniz, ofisinizi değiştirebilirsiniz. Bu anlamda genel bir değişimden başlangıçtan söz etmek mümkün. Gökyüzündeki o günkü etkilere baktığımızda ilişkiler anlamında, ortaklıklar anlamında destek alacağınızı görüyorum. Sadece yurt dışı ile ilgili işler olanlar ya da akademik anlamda işler olanlar birazcık daha öfkeye dikkat etmekte fayda var. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler, sevgili ikizler, bu tutulma serisi önümüzdeki 1,5 sene boyunca aşk evinizde gerçekleşiyor olacak. Bol flört, bol ilişki fırsatı karşınıza çıkacak. Yine evli olanlar için çocuklarla ilgili kararlar verme zamanı olabilir. Yeni çocuk sahibi olmayı düşünenler bu dönemde aktif olabilirler. Gökyüzünün o günkü etkilerine baktığımızda iş anlamında çok güzel destekler alacaksınız ama parasal konularda fazla hırs yapmayın derim ben. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler, sevgili yengeçler, bu tutulma serisi hanenizde gerçekleşecek. Yani ev almak, ev değiştirmek, belki şehir değiştirmek, belki ülke değiştirmek, bu önümüzdeki 1,5 senenin konusu olacak gibi görünüyor. Gökyüzünün o günkü etkilerine baktığımızda flört ve seyahat fırsatları karşınıza çıkacak ama ilişkisi zaten olanlar biraz krizli bir dönemden geçebilirsiniz. Aman dikkat. Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar, sevgili aslanlar, bu tutulma serisi size bol iletişim getirecek. Yani işinizin basın yayınla ilgili kısımları varsa, iletişim kısımları varsa burada çok daha aktif olacağınızı söyleyebilirim. Ticari anlamda bir şeyler yapmak isteyenler bu dönemi kullanabilirler. Araba alıp satmak isteyenler de yine bu dönemi aktif olarak kullanabilirler. Gökyüzündeki o günkü etkilere baktığımızda yatırımlar anlamında, aile desteği anlamında güzel şeyler oluyor ama biraz yoğun ve sıkışmış gibi hissedeceksiniz. Evle iş arasında çok kendinizi arada kalmış hissedebilirsiniz. Bu da biraz öfkeye sebep olabilir. Lütfen dikkat ediniz. Sevgili başaklar ve yükselen başaklar, sevgili başaklar, bu tutulma serisi size para getirecek gibi görünüyor. Yeni gelir kaynakları, yeni işler, yeni iş fırsatları bol miktarda karşınıza çıkabilir. Gökyüzündeki o günkü etkilere baktığımızda ortaklıklar, flörtler, ilişkiler anlamında da yine sağlam destekler alacaksınız. Sizi birileriyle tanıştırmak isterlerse hayır demeyin. Ama riskli işlemler konusunda biraz daha dikkatli olmakta fayda var. Sevgili teraziler ve yükselen teraziler, sevgili teraziler, en çok etkileneceklerden biri de sizsiniz koçlardan sonra. Çünkü bu tutulma serisi sizin güneşinizin üstünde ya da yükseleninizin üzerinde olacak. Bu da hayatın tamamına yansıyan yeni ilişkiler, yeni anlaşmalar, yeni kararlar, yani hayatı bir tekrar gözden geçirmek gibi düşünebilirsiniz. Önemli bir döngüdür bu sizin için. Kullanmaya çalışın fırsatları. Gökyüzündeki o günkü etkilere bakarsak iş ve para anlamında oldukça güzel ama aileyle ilgili bazı krizlerle uğraşabilirsiniz. Sevgili akrepler ve yükselen akrepler, sevgili akrepler, bu tutulma serisi sizin 12. evinizde gerçekleşecek. Ne demek bu? Biraz daha içe dönme zamanı, biraz daha nadas zamanı, birazcık daha ben neyi istiyorum, bu hayattaki beklentim ne? Bunu fark etme zamanı olarak düşünebilirsiniz. Gökyüzünün o günkü etkilerine baktığımızda eğlence de sunacak size. Genel anlamda bir güzelleşmek de isteyebilirsiniz. Arkadaşlar konusunda dikkat, orada biraz öfke krizleri var. Sevgili yaylar ve yükselen yaylar, sevgili yaylar, bu tutulma serisi önümüzdeki 1,5 sene boyunca size yeni ortamlar, yeni insanlar, belki sosyal statü değişikliği getirecek. O anlamda çevrenizin tamamen değişeceği bir döneme giriyorsunuz. Buna hazır olun, kalabalıklara karışın derim ben. O günkü etkilere baktığımızda aile desteği alabileceğinizi, yatırımlar konusunda güzel destekler alabileceğinizi görüyorum ama parasal konularda biraz sıkıntı, biraz gerginlik getirebilir, ona dikkat. Sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar,
oğlaklar, sevgili oğlaklar, önümüzdeki 1,5 yıl boyunca konunuz kariyeriniz olacak. Kariyerde önemli bir döngüdür bu. 18 yılda bir gelen bir döngü olduğunu unutmayın. Yani size kadersel anlamda etki edecek bu tutulma kariyer konusunda. Yeni iş fırsatları, yeni terfiler, belki işten ayrılmalar, belki kendi işini kurmalar gibi düşünebilirsiniz. Gökyüzünün o günkü etkilerine baktığımızda arkadaş ve çevre desteği alabileceğinizi görüyorum ama genel anlamda hayatın tamamına yansıyan bir yoğunluk ara ara sizi öfkelendirebilir. Sevgili kovalar ve yükselen kovalar, sevgili kovalar, bu tutulma serisi eğer yurt dışında yaşam planı olanlar varsa önümüzdeki 1,5 yıl boyunca size bu konuda destek veriyor olacak. Yurt dışında yaşam, akademik kariyer, daha uluslararası ilişkiler ya da işler bu dönem sizin önünüze gelebilir. Fırsatları kullanın derim ben. O günlerde gökyüzündeki etkilere baktığımızda para ve kariyer anlamında oldukça güzel destekler alıyor olacaksınız ama ara ara biraz depresyona girmek, biraz moralinizin düşmesi çok mümkün olabilir. Orada biraz kendinize iyi gelecek şeyler yapmaya dikkat edin. Sevgili balıklar ve yükselen balıklar, sevgili balıklar, önümüzdeki 1,5 sene boyunca davalar, krediler, vergiler, sigortalar, miras konuları gündeminizde olacak. Güzel anlaşmalar getirebilir bu ama aynı zamanda sizin kendi haritanıza bağlı olarak bazı sorunlarla da uğraşmanıza sebep olabilir. Gökyüzünün o günkü etkilerine baktığımda sizden çok farklı insanlarla tanışma, çok farklı yerlerde olma imkanı verebilir ama sosyal çevrenizde bazı insanlarla biraz gerginlik yaşayabilirsiniz. Ona dikkat. Sevgili mavi kadınlar, umarım hepinizin işine yarayan bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.